Evet. Geçen derslere kadar işin teorik kısmını, zemin mekaniğinin teorik kısmına bakmıştık. Ve bu teorik kısmına ilişkin verileri sahada ve laboratuvarda nasıl inceleyeceğimize bakmıştık. Artık bundan sonra dersim bu dersten sonra bu dersle birlikte Dersin e, konuları daha çok problemlerle ilişkili olacak. Ya da zemin mekaniğinin yapı mühendisliği sürecindeki problemleriyle ilişkili olacak. Daha önce demiştik bu problemler kabaca. Statik yükler altındaki problemler, statik derken burada zamana bağlı yükün şiddetinin, frekansının, genlinin değişmediği durumları kastediyoruz. Ki bu durumda e, yapı yükü, statik büyük oluyor. E, bu yapı yükü ya da yapılar aracılığıyla temele aktarılan yük e, taşıma gücü, oturma, yamaç stabilitesi gibi problemler yaratıyor. E, eğer bir deprem gibi zamana bağlı değişen yani frekanssız süresi, genliği değişen bir yükse bu dinamik yük oluyor. Bu yüke bağlı da iki problem gelişiyor. Zemin büyütmesi ve zemin sıvılaşması. Ayrıca statikte gördüğünüz bütün problemler, taşıma gücü, oturma, yamaç stabilitesi dinamik yüklerle altında da değişiyor. Dolayısıyla dinamik yükler hem kendine özgü iki problemi yani zemin büyütmesini ve zemin sıvılaşmasını oluşturuyor. Ayrıca statikte oluşan diğer problemleri de tetikliyor ya da diğer problemleri de arttırıyor. Statikte diyelim bir problem yokken taşıma gücünde, oturmada, yamaç stabilitesinde deprem nedeniyle yamaç stabilitesi bozulabiliyor, heyelanlar oluşabiliyor. Deprem nedeniyle taşıma gücü kayıpları, deprem nedeniyle aşırı oturmalar ki özellikle sıvılaşmada gözlüyoruz oluşabiliyor. Evet, şimdi bu derste ilk olarak bu problemlerden taşıma gücünü göreceğiz yani yapılar, yapı temelleri için zeminlerin taşıma gücü. Ve bunun depremlerle kaybına bakacağız. Depremlerle nasıl değiştiğine bakacağız. Ki bu zeminlerin taşıma gücü terimi bazı geoteknikçiler tarafından temellerin taşıma gücü olarak da düşünülüyor. Öyle de kabul ediliyor. Fakat DAS gibi başka geoteknikçiler de Yapı temelleri için zeminlerin taşıma gücü terimini bu anlamda kullanıyor. Şimdi buna biraz bakacağız. Şimdi yapı dediğimiz şey kolon, kiriş ve temelden oluşuyor. Kolon, kiriş ve temel dediğimiz şeylerde yapı yükünü zemine aktaran yapı elemanları. Bunun dışındaki duvarlarda çok az miktarlarda yapıyı taşıyorlar. Çok fazla bir etkileri yok. Ama tamamen etkisiz de diyemiyoruz. Ama esas tabi yapı yükünü temele aktaran ya da temel aracılığıyla zemine aktaran unsurlar kolon, kiriş ve temel. Şimdi temellerin taşıma gücü ya da sığ temellerden başlayacağız önce. Tabi temeller önce temeller. Daha sonra göreceğiz. Sığ temeller ve derin temeller var. Burada şu an sadece sığ temellere bakıyoruz. Temellerin taşıma gücü yükle ya da gerilme ile temsil ediliyor. Bu da e, bu temelin ya da bina yükü nedeniyle temelde olacak gerilmenin kayma gerilmesi oluşmaksızın gerekli olan e, direnç miktarı. Ki temel dediğimiz şey de şöyle bir şey. B gelin eni, eni, var. E, DF temel derinliği var. Temel derinliğinin altında birim acım ağırlıklar gama 2, bir üstünde gama 1 var. Yeraltı suyu var burada. Temelin eni var. Tabii bu klasik bir yaklaşım ya da klasik bir gösterim. Artık bunları tek bir terimle ifade edebiliyoruz ama başlangıcında B ve L Hatta B de halen de kullanılıyor ama L şu an çok fazla kullanılmıyor. Tek bir şeye indirildi. Birazdan onu da göreceğiz. Temel faktörleri bunlar. Demin de dediğim gibi sığ ve derin temeller diye ikiye ayırıyoruz. Temelin genişliği B, uzunluğu L. Yüzeyden itibaren D derinliğine oturuyor. D bölü B oranı dörtten düşük ya da eşitse bu sığ temel kabul ediliyor. Değilse derin temel. Tabii sığ ve derin temel olmasına kendimiz kafamızdan karar vermiyoruz. Eğer sığ temellerle zemini taşıtamayacaksak ya da binadan gelecek yüke, yükü zemin etkileşiminde binayı taşıtamayacaksak bu temele ki bu hangi durumlarda oluyor? Bu genelde zayıf zeminlerde oluyor. Taşıtmada problem olursa artık daha derin temellerle yapıp daha sağlam bir zemini arayıp o zemin üzerine kazıklarla binayı taşıtmak ki bu derin temellerin konusu ya da kazıklı temellerin konusu oluyor. Şimdi bir yapı temelinin amacı yapı yüklerini güvenli olarak zemine transfer etmek. Bu transfer etme sürecinde iki problem oluşuyor. Bir tanesi, e, zeminin kaymaya karşı direnci, kayma mukavemeti, uygulanan yükü, zemin yükünü desteklemekte yetersiz olursa zemin çöküyor katastrofik olarak. Bu bir problem. Bunu önceden kestirmek gerekiyor ki böyle bir problem oluşmasın. İkincisi, e, kısmen uygulanan kayma gerilmesinin sonucu olarak, kısmen de artan normal gerilmenin sonucu olarak... Ee, ...zemin aşırı oturma yapıyor. Bu da problem. Aşırı oturma daha sonra oturma bahsinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Aşırı oturma e, her temel için izin verilebilir oturma miktarı var. Örneğin iki buçuk santim tekil temellerde ya da radya temellerde e, bu 10 santime, 11 bir santime kadar çıkabiliyor... Bunun üzerindeki bütün oturma değerleri hesaplanan oturma değerleri e, problemli, aşırı oturmalarla neden oluyor. Bina açısından, bina zemin yapı, bina zemin e, ve deprem ilişkisi açısından problemli. Şimdi e, dolayısıyla bu oturma ve kayma e, zeminin mukamet kaybı bir parça. Şimdi bu nelere bağlı zeminin taşıma gücü? Bir, zeminin şekil katsayıları temel şekli, temel boyutu, yüzeyden itibaren o temelin derinliği. Artı zemin parametrelerine bağlı yani kohezyon ve içsel sürtünme açısı. Daha önce ne demiştik? Kohezyon ve içsel sürtünme açısı zeminin kayma mukavemeti parametreleriydi. Kaymaya karşı direncini, kaymaya, kırılmaya, yenilmeye karşı direncini ifade edilen parametreydi. Şimdi bu derste e, taşıma gücü problemiyle ilgileneceğiz. Gene bu yükler nedeniyle ya da kayıplar nedeniyle aşırı oturmalar da oluyor. Oturmaları daha sonraki derste anlatacağız. Şimdi zeminin taşıma gücüyle problemlerin başlangıcı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde diyelim e, oluşmaya başlamış. İlk çalışmalar Prandtl'ın 1921'e kadar dayanıyor. Yani burada amaç zemin içinde bir kayma gerilmesi ya da sheer failing, failure dedikleri kayma gerilmesi oluşturmayacak. Bir basınç değerini ya da kayma delilmesi oluşturacak bir basınç değerini önce elde ediyoruz. Sonra bunu belli bir güvenlik kasayısına bölerek daha güvenli tarafta kalıyoruz. Ki bunu Prendel analiz etmiş. Şöyle bir şey var, makalesi var Prendel'ın bu zeminlerle ilgili. E, diyor ki şöyle bir şey oluşturursak diyor, şöyle bir temel ya da bir şey oluştursak ve üzerine bir basınç yaparsak zemin içinde belli kayma bölgeleri ya da kırılma bölgeleri oluşur ya da belli deformasyon bölgeleri oluşur diyor. Başka deyişle işte bu Prandtl'ın şeyinin biraz daha sistematize edilmiş hali. Belli bir B, N ve L uzunluğuyla ilişkili bir sütun düşünün, temel düşünün. Bunun zemine etki ettirdiğimizde, bunun üzerinde bir basınç koyduğumuzda, bina yükü nedeniyle oluşacak statik bir yükü kabul edebiliriz burada belli <laughs> deformasyon bölgeler oluşur diyor veya belli bir kırılma bölgeleri ki bir nolu bölge diyor e, temel ayaklarıyla birlikte deformasyon olmak için aşağı doğru ilerler iki nolu bölgelerde plastik deformasyon oluşur ki bunlar e, belli açılarla kırılır 45 derece artı e, içsel sürtünme açısına denetlenir bunlar İki nolu bölgeler plastik dedik. 3 nolu bölgelerde de zemin yukarı doğru itilir. Şuralarda bir bombe yapar. Ki bunu birazdan göreceğiz. Ki bu e, yükler nedeniyle zeminde bir takım farklı zeminlerde farklı kırılma modları oluşur. Ya da kayma kırılması modu, lokal kırılma modu, zımbalama türü kırılma modu şeklinde bunlar tarif edilir. Ki bu da zeminin gerilme deformasyon karakteristiklerini de temsil eder. Ki bu kayma kırılma, kayma lokal kırılma, zımbalama kırılmayı biraz bakalım. Genel kayma kırılması belli bir zemine yük uygulandığında zemin yükü belli bir noktada tık kırılıyor. Bu genel bir kayma kırılması. Lokalde de belli bir yük oluşuyor, kırılıyor bir daha şey oluşuyor. İki türlü bir deformasyon var. Zımbalama ani bir kırılmayı şey yapıyor eğer zemin çok zayıfsa özellikle bu zemin sıvılaşmalarında da gözlenen bir şey. çok zayıfsa üzerine yük ani bir zemin içine batıyor şey temel bu tip kırılma gözüküyor ki bunların da şeylerle ilişkili zeminin yapısı ve temel derinliği ve genişliği ile ilişkisi şu şekilde veriliyor. Eğer Zemin sıkıysa, örneğin iri taneli zemin sıkıysa genelde e, genel kayma gerilmesi ya da genel kayma yenilmesi, kırılması oluşuyor. Eğer sıkılık biraz daha azsa yerel lokal oluşuyor, eğer sıkılık çok azsa ya da nettle diyelim çok zayıf bir zeminse oluşuyor veya DF bölü DB oranı e, yüksekse oluşuyor ki demin gördük. Ee, bu genel kayma kırılması, bu işte yerel kırılma, bu da e, zımbalama türü kırılma modları. Şimdi Bu kırılma modlarına göre hemen e, kırılma modlarını gözlüyoruz. Ama şimdi genel konumuz temellerin ya da sığ temellerin taşıma gücünü nasıl belirleyeceğiz? Deniyor ki temellerin bir nihai taşıma gücü var. Buna ultimate diyorlar. Bunu Q alt'la ifade ediyoruz. Şurada gördüğünüz bu nihai kırılma gücü basit olarak şu demek. E, zemin öyle bir gerilme değeri var ki bu gerilme değerinin üzerine bir gram bir yük bile koysanız zemin kırılacak. O zaman kırılacak. O zaman deniyor ki biz bunu kullanamayız. Bunu belli bir güvenlik aralığında tutmamız lazım. O zaman biz <laughs> e, belli bir güvenlik katsayısına bu değeri bölelim nihai taşıma gücünü ve <laughs> izin verilebilir allowable izin verilebilir taşıma gücünü elde edelim ve bunu kullanalım. Bu ne demek? Zemin mesela nihai olarak 10 ton bölü metrek eee karelik metrekaresi 10 ton bir yük taşıyorsa e, ve 10 ton bölü metrekare yükü 1 gram artırırsak zemin göçecek. O zaman biz bunu güvenlik katsayısına bölelim. Mesela 3'e böldük. Ne yaptı? 10 bölü 3 3.3 ton bölü metrekare. Eğer zemini bununla taşıtırsak, tasarımı bununla yaparsak e, bina tasarımı o zaman problem olmayacak. Çünkü eee temel 10 ton taşıyor fakat biz bunu güvenlik katsayısı ile 3 tona indirdik. Güvenli tarafta bıraktık. Buna da izin verilebilir taşıma gücü deniyor ve genelde zeminler izin verilebilir taşıma gücüne gücüne dayanarak tasarlanırlar. Ki bu e, nihai taşıma gücüyle ilgili teorilerin en temelini e, Karl Terzak'i, oluşturmuş, matematize etmiş ya da matematikselleştirmiş ki e, Terzaki de gene Prandtl'ın e, temel taşıma gücünü baz almış. Aynı şekilde belli bir e, gerilme değeri var. Belli bir temel var, belli bir temele belli bir yük uygulanıyor ve belli kırılma modları var ki Prandtl'ın aynısı, Prandtl'ın aynısı. Gördüğünüz gibi fakat bir farkı var Terzaki'nin. Terzaki, Terzaki e, zemin içine gömülmeyi de kabul etmiş. Yani zemini sadece yüzeyde değil de zemin içine belli bir miktar gömersek bunu bir faktör olarak ele almış. Bu faktörü de gamma 1 çarpı D1 ile ifade etmiş. Gamma birim acım ağırlık ya da yoğunluk gibi düşünebilirsiniz. Birim acım ağırlık çarpı D1 bir macum ağırlıkla yoğunluğu çarparsanız bir gerilme değeri elde edersiniz. Yani metre gram bölü delim santimetre küpü e, santimetre ile çarptığınızda gram bölü santimetre kare yani gerilme değerini elde edersiniz. Dolayısıyla derine bağlı bir etkiyi e, Terzaki formülü, formülüne katmış. Prendel'dan farklı olarak. Gene aynı kırılma bölgeleri var. 1, 2, 3 gibi. Bunlar işte gene e, plastik, ani şeyler ve şurada bombeleme ya da şeye ulaşılabiliyor. Temel altındaki zemin kaması plastik bölge ve pasif bölge şeklinde sınıflandırmış. Ki Terzaki nihai taşıma gücü formülünde 3 bileşen var. Birinci bileşen ya da ikinci bileşenden gidelim. Örtü yükü terimi bu örtü yükü terimi temel derinliği ile ilişkili yani şurayı ifade ediyor. Yani belli bir derinlik var. Belli derinlikte şu derinliğe kadar bir örtü yükünün etkisi var. Bu etkiyi dikkate alıyor. İkincisi kohezyon terimi dediğimiz zeminin kayma mukavemetisini temsil eden bir terim. Bu da e, C kohezyon çarpı taşıma gücü katsayısı sayısı e, SC diye bir katsayı eee İkinci terim yoğunluk terimi dediğimiz terim B temel genişliği ve birim acım ağırlığına bağlı bir terim ve bunların minimum ve maksimum değerleri var. Mesela NC için, NQ için, e, N Gama için bunlar sıfır ve şey aralığında değişiyor. Dolayısıyla bu NC, NQ ve N da zeminin içsel sürtünme açısına bağlı değişiyor. Yani burada C koezyon <laughs> NC, NQ, N gama dediğimiz şeyde içsel sürtünme açısının bir fonksiyonu. O fonksiyonu birazdan göreceğiz. Q yapı yükü ee, birim acım ağırlık burada B de temelin eni yani temelin eni dediğimizde şunu kastediyoruz yani şu B dediğimiz şey bu çünkü B'yi daha sonra çok kullanacağız başka deyişle biraz daha netleştirirsek nihai taşıma gücü C çarpı NC gama 1 DF N Q05 gama 2 B2 N gama şeklinde bu dairesel temeller, kare temeller ve e, için nihai taşıma gücünü veriyor. NQ dediğimiz şeyde şu formülle NC N, N gama da bu formülle veriliyor fakat bazen bu formüller küçük şeylerle, nüanslarla değişiyordu. Kineyeceğine ki Gama'nın e, fiye istersiz maçına bağlı değişimi sıfırdan itibaren 50 dereceye kadar istersiz maç değişti. Yani en kötü zeminden da da en kötü kumdan en iyi kuma kadar değişiyor. Şimdi <laughs> Merov bir taşıma gücü formülü daha veriyor gene Terzaki'ye bağlı. Fakat Terzaki'deki gibi sürekli dairesel kara temeller gibi ayrım yapmıyor. Tek bir denklem veriyor. Kafayı karıştırmadan tek bir denklemle işi çözmeye çalışıyor ki bugünkü literatürde de denk denklemle işi çözüyoruz. Burada da C CN2, gamalar aynı formül, aynı formül var tek bir formülle ifade edilmiş. Burada SC farklı olarak SC, SQ, SC, S gama ve SQ şeklinde şekil katsayıları, DC, DQ, D gama şeklinde derinlik katsayıları var. Bir de IC, IQ, Gama şeklinde eğim katsayıları var. Farklı katsayılar koymuş. Gene Meyerhoff. Bunun bir ileri versiyonu daha var. Bugünkü yönetmeliğimizde var. Yine bunlar da içsel sürtünme açısının e, fonksiyon olarak değişiyor. Tabii zeminlerin taşıma gücü e, sadece laboratuvara bağlı kohezyon ve içsel sürtünme açısının fonksiyon olarak e, bulunmuyor. Aynı zamanda da diyorlar ki biz... Bazı arazi deneyleriyle, saha deneyleriyle de taşıma gücünü belirleyebiliriz. Bunlardan yaygınları burada var. SPT, CPT, plaka yükleme, jeofizik deneylerle de, literatürde taşıma gücünü belirleyebiliyoruz. Ki SPT deneyine bağlı formül çok basit. QA, izin verilebilir taşıma gücü. N'ye bölü 0.05. N burada SPT darbe sayısı. Eğer B dediğimiz şey temel genişliği 1.2'den büyükse ve temel yüzeyde ise df sıfırsa şu formülü eğer yüzeyde değil de belli bir derinlikte ise derinliğe bağlı olarak şu formülü kullanabiliyoruz. Burada eğer ortamda yeraltı suyu varsa yeraltı su seviyesini şuraya girip df ve b'yi de kullanarak bir düzeltme faktörü correction water anlamına geliyor bu cv. Bu katsayıyı da bulduğumuz değerle çarpıp yeraltı suyu düzeltme faktörünü buluyoruz. CPT değneğine göre taşıma gücünü CPT QA C KD bölü bir buçuk kilopaskal olarak buluyoruz. Bu B'nin 1.2'den düşük e, olma durumu, 1.2'den büyük olma durumunda da bu formülü kullanıyoruz. Burada CKD dediğimizde koninin uç direnci ki bunu saha deneylerinde CPT'nin ne olduğunu anlatmıştık. Kayma dalgasızlığına bağlı zemin elmi etkilenmesi yaklaşımları var. Bunlardan en önemlisi Tezcan, Semih Tezcan Hoca, Ali Keçili Hoca ile birlikte hazırladıkları şeyler. Bu QA eşittir 0.024 gama, VS ve alfa gibi bir faktör var. Bu form faktörde gama dediğimiz bir macim ağırlığını gamma P şeklinde VP hızından türetebiliyorsunuz. Gama sıfırın belli bir değeri var. İyi kötü ve orta zeminler için birazdan göstereceğiz şu formülün değişim gama sıfır değerinin nasıl değiştiğini. Ee, ama esas da diyor ki kayma dalga hızını kullanarak ve birim macum ağırlığını kullanarak ve bir de kas sayılar kullanarak taşıma gücünü belirleyebilirsiniz. Ki bu alfa değeri, formüldeki alfa değeri B'nin aralığına bağlı olarak belli şeyler alıyor. CV değeri de bu aralıkta değişiyor. Burada, bu bu aralıkla formülize ediyor VS hızına bağlı. Gene formülde geçen birim acım ağırlığı, şuradaki birim acım ağırlığında kayma dalga, P hızına göre, kayma dalgası hızı değil, P hızına göre belirleyebilirsiniz diyor. P hızını e, ortam zayıfsa, e, veya sağlamsa 16 ile 20 arasında değişen bir gama sıfırı kullanın. Sonra P hızını kullanın ve gama P'yi bulun. Bu gama P ile de burada gama P'yi koyun. Kayma dalgasızlığını gene ortamın koyun. Alfa katsayısıyla da çarpın. İzin verilebilir taşıma gücünü bulun diyor. <laughs> Ki gene Tezcan Hoca e, kayma dalgası ile izin verilebilir taşıma gücü arasında doğrusal bir ilişki olduğunu söylüyor. Ve bu özellikle e, klasik deneylerde ya da laboratuvar deneyleriyle elde ettiğiniz şeylerde e, ortam eğer zayıfsa e, örneğin kayma dalgası 500 metre bölü saniye kadar bir zeminse e, jeofizikle bulduğunuzda arazide bulduğunuz aşağı yukarı birbirini tutuyor. Fakat ortam Değiştikçe daha yüksek hızlara, kaya ortamına doğru kaydıkça e, laboratuvar deneylerinde sapıtmalar oluyor diyor. Fakat jeofizik deneylerde, jeofizikle elde ettiğiniz taşıma güçü daha e, doğru sonuçlar veriyor diye de bir yaklaşım var. Ki Tezcan Hoca makalesini biraz revize etti. Daha sonra 2007'de e, güvenlik katsayısını koydu. Formül gene aynı bir macumarlı Vs bölü n ki burada gene alfa kat sayıları var. Bu da gene B'ye temel genişliğine bağlı değişiyor. Buna bağlı olarak hesaplıyoruz. Yakın zamanlarda plaka yükleme deneyine göre de yakın zamanlarda demeyelim plaka yükleme deneyine göre de taşıma gücü belirleniyor. Ki plaka yükleme deneyini anlatmıştık. Belli bir plaka zemine belli bir basınç uyguluyordu. Zeminin basınç uygulaması sırasında oturmalara ya da deformasyonlara bakıyorduk. Oturma deformasyon ilişkisini çiziyoruz. Şu mavi diyelim. Bu ilişkiden diyelim başlangıç kısmından bir teğet getirip bitiş kısmından bir teğet geçirdiğimizde kesim noktası diyor nihai taşıma gücünü verir. Örneğin basınçlar 0 1,5 şu oturmaları yaratıyorsa bunu grafiğini çiziyoruz. Buna bağlı olarak bir nihai taşıma gücü ve nihai taşıma gücünün de belli bir güvenlik katsayısına bölerek İzin verilebilir taşıma gücünü belirleyebiliriz plaka yükleme deneyine göre. Tabi e, biraz da deprem nedeniyle bu taşıma gücü nasıl değişiyor ona bakalım. Çünkü statikte bir taşıma gücü bulduk binayı tasarladık fakat deprem oldu zemin zayıfladı ki bunun zemin dinamiği bahsinde göstermiştik zemin yumuşadı. Yumuşamayla birlikte bir taşıma gücü kaybı oluşabilir. Bunun araştırılması ki bunu ilk araştıranlardan biri biri Richards ve arkadaşları ki bunu Çinici olacağı Feza Çinici olacağı güzel bir makaleyle de ortaya koydu Türkçe'ye de aktardı ki nihai taşıma gücü formülü bu. Yine aynı şekilde laboratuvarda elde ettiğimiz koezyon ve içsel sütun maçısı var. İçsel sütun maçısı şu NC'nin içinde, NQ ve NGAMA'nın içinde bir macı ağırlıkları var. B var. Fakat burada farkı bu NC, NQ ve NGAMA depremli durum. Yani E burada earthquake'ten geliyor. Formül gene klasik terzaki formülü ya da Prandtl formülü fakat Nc, Nq ve N-Gama dediğimiz şey depremli olacak. Peki bu depremli olma ne demek? Nasıl değişiyor? Depremli olan şu kısım, depremli olan şu kısım Nc, Nq, Nce, Nqe. N, gamma E, bu depremli e, taşıma gücü katsayıları Bunlar e, içsel sürtünme açısı ve duvar sürtünme katsayısının veya tay ve, ve düşe iğmelerin bir fonksiyonu olarak veriliyor. Bu da e, KP, bül, depremli pasif toprak basıncı, depremli pasif a, e, aktif toprak basıncı <laughs> arasındaki oran bunlarla veriliyor ve bunlar da şu formüle bağlı. Bu formülde ivme e, nerede diyeceksiniz? Bu formülde ivme şurada teta'nın içinde. Teta'nın içinde KH ve KV gibi yani yatay ve düşey ivme katsayıları var. Yatay ve düşey ivme katsayılarını burada girdiğinizde bu değişiyor, bu değişiyor, bu değişiyor. Bu değiştiğinde Bunlar değişiyor. Bunlar değiştiğinde de formül değişiyor. Yani herhangi bir iğmeli bir hareket olduğunda ya da başka değişle burada iğmeyi sıfır yaptığınızda bunun herhangi bir etkisi olmuyor. <laughs> Formülde ve statiği buluyorsunuz. Ama herhangi bir iğmede deprem anında zemine bir iğme geldiğinde de KH ve KV gibi iğme katsayılarıyla bu zemindeki zeminde oluşan iğme bu katsayıları değiştiriyor. Bu katsayılarda, bu katsayıları bunlar da son talilde e, nihai taşıma gücünü depremli hale getiriyor ve bu şekilde problemi çözüyoruz. Bizim en son yönetmeliğimizde, bina deprem yönetmeliğimizde de bir taşıma gücü formülü var. Ve yüzeysel temellerin taşıma gücü için Q0 büyük eşit küçük eşit QT şeklinde bir formül var. QT temel taşıma gücüyle ilişkili bir parametre ve e, temel taşıma gücünün karakteristik dayanımını QK diyor. Bu QK belli bir gamma V'ye böldüğünüzde de diyor QT'yi elde edersiniz. Ki Qk'yı burada nihai taşıma gücü olarak düşünebilirsiniz. RK'yı Rk'da belli bir e, dayanım katsayısı diyor ama güvenlik katsayısı diye de düşünülebilir burada. Dayanım katsayısına bölerek tasarım için, QT tasarım için belli bir e, zeminin karakteristik dayanımından tasarım için bir taşıma gücü değeri elde edersiniz diyor. Şimdi bunlara biraz bakalım. QK'yi ya da nihai taşıma gücü diyelim buna şu formülle verebilirsiniz diyor. Hesaplayın diyor bizim yeni yönetmeliğimiz 2018 yönetmeliği ki burada da gene aynı şeyler var formüller kafanızı karıştırmasın. Koezyon var, NC, NQ, N gama var içsel sütüm açısına bağlı. Ayrıca da bir derinlik katsayıları, yükleme eğikliği katsayıları, temel zemin eğikliği katsayıları, temel tabanı eğim katsayıları gibi katsayılar var. Bunları da koyduğunuzda ki bunlar normal koşullarda bu temel eğimi, temel taban eğimi normal koşullarda birdir. Fakat eğer çok özel spesifik bir zemin yapacaksanız ya da yapmak zorunda kaldıysanız bunları da dikkate alarak taşıma gücünü hesaplayın diyor. Burada hesapladığınız formüllerle ilgili şekil katsayıları gene içsel sürtünme açısının fonksiyonu bunlar çoğunlukla. Ve bunu diye belli bir temel dayanım katsayısına bölün. Ki bu taşıma gücünde 1.4 diyor max minimum yukarıya çıkabilirsiniz ama 1.4 kullanmanızı tavsiye ediyor. Zeminle ilgili diğer problemlerde bu taşıma gücüyle ilgili değil ama diğer problemlerde 1.1 ve 1.4'ü kullanabilirsiniz diyor. Yani sonuçta şu formülle bir taşıma gücü elde ettiniz. Ki buna taşıma gücü de demiyor. Temil, temelin karakteristik dayanımı diyor. Bunu tasarıma çevirmek için de diyor. Şu güvenlik katsayılarından 1.4'e kadar minimum 1.4'le 4'e bölün ve bir değer elde edin onu kullanın diyor. Şimdi zemin taşıma gücü ya da zemin emniyet gerilmesi nedir derken bunu biraz irdeleyelim. <laughs> Temel tabanında zeminin göçmesine neden olabilecek kritik gerilme değerinden küçük olacak. Yani zemini taşıtacak, bina yüklerini buna taşıtacaksınız çünkü bu gerilme değerine bağlı tasarım yapacaksınız. Ee, Topram oturmalarda da problem yaratmayacak. bunun dışında ne değildir derseniz bir temel ve temel sisteminden bağımsız değil. Üst yapı işlevinden bağımsız değil. ve dolayısıyla temelle ilişkili, yapı ile ilişkili parametrelerle de, parametrelere de bağlı. Başka deyişle e, zemin emniyet gelmesi diye literatürde ya da sektörde kullanılan terim bu. Temelden ya da temel sistemlerinden ya da bina yükünden, binadan bağımsız değil. Yani bu formülde de bunu görüyorsunuz. Sadece zemin parametreli olan koalizasyon ve içsel sütunma açısı bu formülde yok. Temelin şekil katsayıları da bu formülde var. Bu aslında bunu anlatıyor. Şimdi buraya kadar olan kısımda sığ temellerin taşıma gücünün nasıl değiştiğini gördük. Sığ temeller eğer zemin taşımasında problem yaratırsa, problemli ise bina yükleri kazıklı temeller aracılığıyla ya da kazıklı temellere taşıtılır. Bunlara da literatürde derin temeller denir ki e, bunu göreceğiz şu anki şeyde. Bunu hangi faktörler yönlendiriyor? Ki bir kazığın ya da kazıklı temelin taşıma kapasitesi ya da taşıma gücü temelde iki faktörle ilişkili. Bu iki faktörü de gene zeminle ilgili ve kazığın eni boyuyla ilgili problemler denetliyor, parametreler denetliyor ki bir kazığın ucundaki tabanındaki basınç, uç direnci bir de kazık boyunca dış derisinin ya da şaftının sürtünme direnci ve toplamda bir kazığın güvenle taşıyabileceği yük bu ikisinin toplamına eşit. Şimdi kazıklı temeller dediğimizde biraz görürsek temel tasarım işlevine göre ki kazı bina yükünün kazığın ucuna taşıtabiliriz. Sürtünmeye taşıtabiliriz ki birazdan ayrıntılarını göreceğiz bunlar ne demek olduğunu veya ikisini birlikte taşıtabiliriz. Yani temel tasarımın kazık tasarımın işlerine göre Çakma kazıklar, sondaj kazıkları olarak sınıflandırılabilirler. Yapım tekniklerine göre beton ve çakma kazık ya da sondaj kazığı ise fore kazıklar ki sektörde çok fazla da kullanılıyor. İşlevlerine göre yükü kazığın ucuna mı taşıtacağız, sürtünme kısmına mı taşıtacağız? Ki bu ne demek? Uç dediğimiz belli bir kazık var, belli bir bina yükünü buna taşıtacağız. Eğer yükü şu uçta taşıtacaksak uç kazıklar oluyor. Fakat bu durumda bu uç, uçun kazığın ucunun bulunduğu kısmın sağlam tabaka olması gerekiyor ki bu sağlam tabakaya taşıtacağız bu yükü. Fakat çoğu durumda kentsel ortamlarda böyle sağlam bir tabaka bulmak zor. O zaman da diyorlar ki bu kazığın şu yan taraftaki ortam ya da sürtünmeden dolayı ortam da kazığı taşıyabilir, bina yükünü taşıyabilir. O zaman bunları da sürtünme kazıkları diyorlar. Eğer yükü uça taşınacaksak uç kazıkları kazığın dış derisi etrafındaki sürtünmeye, sürtünmeden kaynaklı bir yüke taşıtacaksak sürtünme kazıkları diyoruz. Ki toplam nihai basınç ya da nihai taşıyacağı yük o kazı. Q ultimate demek daha önce söylemiştik. Q ve base Q estes, S şaftan geliyor. Yani nihai taşıma gücü kazık taban basıncı ve kazık yan direnci. Bu ikisinin toplamı bize o kazığın taşıyacağı güvenli yükü verecek. Ki dediğim gibi bazen sağlam kaya bulamayabiliriz. Bu durumda sadece sürtünmeye taşıtabiliriz. Bazen her ikisi varsa da her ikisine de taşıtmak mümkün olabilir. Ki bu QB dediğimiz e, uç basıncı ya da uç direncini nasıl hesaplıyoruz ona gelelim. Bu QB AB PD NQ diye bir formül var. Burada e, AB kazığın taban alanı. PD kazın temel, taban seviyesinin üst katman basıncı. Yani bu ne demek? Şu taban alanı üst katman basıncı dediği şu kadarlık bir derinlik var. Bu şu derinlikteki basınç. Bunu daha önce görmüştük. Neydi? Bu derinlik çarpı buranın birim acım ağırlığı şu noktadaki basıncı veriyor. Buna kazık boyu da diyebilirsiniz. Kazık boyu şu kadarsa. Kazık boyu çarpı birim acım ağırlığı şu noktadaki basıncı verecek. Ya da başka deyişle üst katman basıncını verecek. L kazık boyu ya da temel derinliği yerine artık kazık boyu kullanıyoruz. C koezyon zemine ilişkin bir parametre. Gama birim acım ağırlığı NQ ve NC içsel sürtünme açısına bağlı değişen temel şekil katsayıları. Ki kazıklar için İsrail sütü açısına bağlı taşıma gücü katsayılarının çeşitli yaklaşımlarla grafiği burada. Örneğin 40 derece için bira göre alırsak 1000 alacağız ya da Hansen'e göre alırsak 100-200 alacağız gibi. Ee, kazığın direnci ya da sürtünme bileşeni Zeminle kazık arasındaki sürtünme katsayısına ve kazık yüzeyinin e, yatay gerilmesine bağlı. Ne demek bu? Yani şu sürtünme direnci, yani şunu kastediyoruz artık. Bu sürtünme direnci, sürtünme katsayısına ve e, yatay gerilmelere bağlı. Şöyle bir formülü var. de ile İ, S gibi. FS şu formülle ifade ediliyor. Burada KS e, toprak basınç katsayısı e, ks'i kazıkla zemin arasındaki sürtünme açısı e, ya da katsayısı LI kazık boyu DI de kazık çapı. Şimdi kazıkla e, zemin arasındaki duvar sürtünme açısı normalde içsel sürtünme açısının fonksiyonu 1 bölü 2 e, fi ile 2 bölü 3 fi arasında değişiyor. Ya da e, 0.6 fi alınabilir. E, bu özel projelerde, hassas projelerde kesme kutusu deneyi tabir edilen bir deneyle de belirlemek mümkün bunu. Şimdi burada bir diğer parametre adezyon faktörü. Biz koezyonu biliyoruz zeminde. Koezyon nedir? Zemin neydi? Koezyon tutkanlıktı. Yani e, kirlerde görülen bir direnç mukavemeti parametresiydi. Yani şu diyelim, direnç parametresiydi. E, Kirler suyla ilişkili olduğu için aslında kohezyon suyla ya da sıvıyla katı arasındaki direnci ifade eden bir parametre. Adresyon ise katıyla katı arasındaki direnci ifade eden bir parametre. Başka değişikliğe niye bunu kullanıyoruz dersek niye bunu kullanıyoruz dersek niye bunu kullanıyoruz dersek bu ortam katı. kazıkta katı. Katı ile katı arasındaki direnci temsil eden bir parametreye ihtiyacımız var. Bu da adyezyon. Adyezyonu şuradan hatırlayabilirsiniz. Koalizyondan farkını belirtmek için. Bütün yapıştırıcılarda Uhu türü bütün yapıştılarda İngilizcesi adhesif derler. Adhesif yani e, yapışkan. Yani biz katıyla katıyı yani herhangi bir katı cisimle herhangi bir katı cismi birbirine yapıştırmak istediğimizde bu yapıştırma direncini adezyon temsil eder. Ee, sıvıyla katı arasındaki yapışma direncini de koezyon temsil eder. Dolayısıyla koezyonla adezyon arasında da öyle bir küçük bir nüans var. Katı ile sıvı ya da katı ile katı. Dolayısıyla adezyon faktörünü çeşitli laboratuvar deneyleriyle ya da koezyonla mukamet parametrelerine ilişkin verebiliyoruz. Burada adezyon faktörü kayma mukametine ya da koezyona bağlı olarak temel şekil katsayılarına da bağlı olarak burada çeşitli değerleri var. Bunları hesaplayabiliyoruz ki toplamda artık hem uç direnci şu kısım hem de sürtünmeden kaynaklı direnç bu kısım olmak üzere bir e, kazığın nihai taşıyabileceği yükü şu formülle belirlememiz mümkün. Bu formülde demin dediğim gibi şu kısım uç direncini, taban direncini, bey direncini temsil ediyor. Bu kısım da sürtünmeden kaynaklı direnci temsil ediyor bu iki formülle de toplam direnci buluyoruz. Bazen şu sıfır olabiliyor eğer sadece yükü şeye taşıtacaksak sürtünmeye taşıtacaksak o kazığın yükünü buna sürtünme kazıkları diyorduk başta söylemiştik bu kısmı kullanıyoruz veya ikisini birlikte toplamı nihai kazık yükünü veriyor dikkat ederseniz burada şu kelimeyi de kullandık Sığ temellerde temellerin taşıma gücünü diye tabir yaygınlaşırken kazıklı temellerde kazıklı temellerin taşıma gücünden ziyade kazıklı temelin taşıyacağı yük olarak kullanılıyor terim olarak. Bu gene belli bir güvenlik kasesine böldüğümüzde de o kazığın taşıyacağı güvenli yükü buluyoruz. Bu şekilde de hem sığ temellerde hem de derin temellerde e, o, taş, o, o kazığın ya da o temelin taşıyacağı yüke bağlı olarak da bina tasarlanıyor. Ki adresyon faktörünün e, çeşitli şeylere göre, parametrelere göre değişimi burada var. E, evet, bu dersin aşağı yukarı konusu bu. Yani ne anlattık dersek zemin yapı ilişkisinde hatta deprem zemin yapı ilişkisinde önemli problemlerden biri taşıma gücü problemiydi. Bu problemi ikiye ayırdık. Bir sığ temeller için, iki, iki derin temeller için. Ki bu depreme bağlı olarak da değişiyordu. Fakat İster sığ temeller olsun, ister derin temeller olsun. Sığ temeller için taşıma gücü veya derin temeller için o kazığın taşıyacağı güvenli yük her iki durumda bir zemin parametrelerine, yani zeminin kayma mukavemeti parametrelerine, yani kohezyon ve içsel sütun açısına bağlı. Eğer arazi deneyi yapacaksanız sepeteye, cepeteye, konik direnci veya kayma dalgasızına bağlı veya diyelim şeyle plaka yükleme deneyi yapacaksanız plaka yükleme deneyi değerlerine bağlı yani zeminle ilişkili parametrelere bağlı artı bina temel şekil katsayıları ile ilişkili yani temel genişliği temel derinliği ne bağlı veya gene kazık e, eni, kazık boyu, kazık taban alanı parametrelerine bağlı. Yani zeminlerin ya da temeller için zeminlerin taşıma gücü, en baştaki konuya dönersek taşıma gücü hem zemin parametrelerine hem de bina parametrelerine bağlı ya da yapı parametrelerine bağlı. İkisinden bağımsız değil. Yani e literatürde ya da jeofizik pratiğinde ya da geoteknik pratiğinde ya da arazi pratiğinde genelde bu konu zemin emniyet gerilmesi konusu olarak bilinir. Zemin emniyet gerilmesi olarak bilindiği için de daha çok zeminle ilişkili ya da sadece zemin parametrelerinin etki ettiği bir problem olarak bilinir fakat tam doğru değil. Binanın taşıcı sistemiyle ilişkili, özellikle temellerle ilişkili parametreleri de bilinmesi gerektirir. Yani sadece şeyle bu problemi şu anki durumda çözemiyoruz. Yani hem bina parametrelerini, bina temel parametrelerini, B gibi, bina temel derinliği gibi, bina parametrelerini, yani temel derinliği gibi, temel genişliği, B gibi, esas da B gibi ve DF gibi parametreleri, hem de bu ortamın mukamet parametrelerini bilmek zorundayız. Ki bu demin dediğim gibi depreme bağlı olarak da değişiyor. Sabit bir şey değil. Deprem ne yapıyor? Daha önce zemin dinaminde görmüştük. Deprem kuvvetleri zemine etki ettiğinde zemini yumuşatıyor, daha zayıf hale getiriyor. Zayıf hale gelmesi ne demek? Taşıma gücünün düşmesi ya da başka de işte ne demek? Taşıma gücünün kayba uğraması demek. Dolayısıyla bunu da hesaba kattığınızda hem statik koşullarda hem dinamik koşullarda o temelin taşıyacağı güvenli yük ya da tasarım yükünü ya da e, şeylerin e, kazıklı temellerin taşıyacağı güvenli yükü belirleyebiliyorsunuz.